İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Abdülvehab Buhari rahmetullahi aleyh hak din İslamiyettir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat. Ehli sünnet üzere inanan bir Müslüman dünya ve ahirette huzurludur her zaman. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu: "Din İslam'dır Hak Teala indinde." Bugün İslamiyetin dışında olan dinler hak makbul ve muteber değildirler. Zira İncil ve Tevrat tahrif edilmişlerdir. Papazlar tarafından değiştirilmişlerdir. Doğru olsalar bile İslamiyet geleli yine bu kitapların kalmadı hükümleri. Bugün makbul olan din yalnız İslamiyettir. Bu dine mensub olmak en yüce bir nimettir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi lazımdır o kişinin. Ehli sünnet üzere bir iman ve itikat Müslüman olmak için gereklidir. Yani şart. Sonra Hak Teala'nın emirlerini bir bir öğrenip ona göre amel eylemelidir. Yine Resulullah'ın getirdiği ne varsa hepsini beğenmek de çok mühimdir bilhassa. Resulün sözlerinden birini beğenmemek yahut doğruluğunda bir an şüphe eylemek, mazallah, imanını götürür o kişinin. Buna çok dikkat etmek lazımdır bunun için. Ufak bir şüpheyi de götürmez çünkü iman. Müslümanın imanı kaya gibidir her an. Şüphe hasıl olursa bir alime sorarak hemen kurtulmalıdır şüpheden tam olarak. Eğer gideremezse o şüphesini hemen büyük iman nimeti çıkabilir elinden. İmandan mahrum kişi en talihsiz insandır. Çünkü o cehennemde ebedi yanacaktır. Ey mümin, imanını koru ki şimdi sen de ebedi yanmayasın cehennem ateşinde. Bir günde buyurdu ki, Dikkat et ey Müslüman! imanını kaybetmek çok kolaydır bu zaman. Dinin tazim ettiği bir şeyi tahkir etmek yahut tahkir ettiği şeyi tazim eylemek küfre hükmü olur ki maazallah o Müslüman kaybeder imanını böyle söylediği an. Hatta namaz kılsa, ve yapsa her ibadeti Hak Teala indinde olmaz artık kıymeti. Hatta geceleri de kalkıp etse ibadet, ağlayıp gözlerinden yaş dökse de begayet, bunların hiçbirini beğenmez yine Allah. Çünkü o imanını kaybetmiştir maazallah. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi. Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, ''Al şu ekmeği kapıdaki fakire ver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir, sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. ''O ekmeği nereden aldın?'' diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesinler ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız, utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz. Ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istedip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın insanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü Hocamızla birlikteyiz. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. İsterseniz şöyle başlayalım. Bir dinleyicimiz diyor ki hocadan önce, imamdan önce demek istiyor herhalde. Secdede başımı kaldırdım diyor İmam kaldırmadan önce. Benim namazıma bir zararı oldu mu, bozuldu mu? Efendim şimdi kitaplarda anlatılırken namazı müfsidleri, namazı mekruhları anlatılırken e, hatta bazı kitaplarda bir hadis-i şerif de naklediliyor. İmamdan önce eğilen, imamdan önce rükudan kalkan, imamdan önce secde, e, başını secdeden kaldıran merkep başı gibi e, yani eee Hatta lanet bile var. Allah-u Teala'nın ve meleklerin lanet olsun gibi buna benzer aynı şekilde ifadeler de geçiyor. Ee, şimdi hal böyle olunca e, hal böyle olunca kitaplarda mekruh ifadesi kullanılmış. E, bazıları da bozar da buyurmuş. Yani değişik şekillerde aynı şekilde nakiller de var. E, dolayısıyla böyle durumlarda e, nefsimize ceza için şeyi namazı iade etmek iyi olur. Ama mekruh haline göre namazı sahih olur. Üçüncü rekatta zammı okudum yanlışlıkla diyor. Efendim e, dört rekatı farz namazların ilk birinci ve ikinci rekatında zammı okumak aynı şekilde bildirilmiş ve emredilmiş. Üçüncü ve dördüncü rekatlarında sadece Fatiha-i Şerif okunur buyuruyor. Fakat e, fıkıh kitapları namaz bahsini anlatırken, namazın farzları anlatırken, ee, namazın içindekiler ve dışındakiler diye ayırmışlar. Hadisten taharet, necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Ee, ve e, orada e, mesela içindekileri de anlatılıyor. Ee, i̇şte tahrime, iftihar tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, e, ve kadi ahireti de anlatılmış. Bunların her biri açıklanmış. Mesela kıyam bahsinde anlatırken, namazın içindeki farzlardan kıyam bahsinde anlatırken, bu diyor ki kıyamda yani ayaktayken orası kıyam kıraat mahallidir. Yani okuma mahallidir. Evet. Ama sadece bu kıyama aittir. Mesela teş teşe de tahiyyat, salli barik okuyoruz oraya denmiyor. Kıyama dönüyor. Kıyam okuma mahalledir, mahallidir, kıraat mahallidir. Dolay dolayısıyla orada yanlış yaptık, başa döndük, tekrar ettik. Ee, ondan sonra... E Dört rekatı farz üçüncü ve dördüncü rekatlarında zamm-ı sure okuduk namazımıza zarar olmaz buyuruluyor. Secdeyi sehiv de gerektirmez. Ama dört rekatlı farz namazların üçüncü e, ve dörtüncü rekatlarla zam usulü okunmuyor. Okursak da namazımız oluyor mu? Oluyor. Ha bu şöyle anlaşılmasın. Ha demek ki okursak bir şey lazım gelmez mi? Şöylese biz okuyalım. Hayır. Hatta e, daha da ileri götürür bunu. Daha sevapmış canım falan. Yok. Sevap falan değil. Okumanın mahsuru yoktur deniyor sadece. Namaza zararı vermedi diyor. Deniyor. Kaza namazı borcum var. Vaktin ilk sünnetlerini o namazın ilk kazasına niyet ediyorum ben. Son sünnetleri ne diye niyet edeceğiz peki diyor. Evet Öğrenin son sünneti iki rekat. Ee, akşamın sünneti iki rekat. Ve yatsının son sünnette iki rekat. Evet. Şimdi e, öğrenin son sünnetiyle yatsının son sünneti hakkında kitaplarda bilgi verirken... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları dört olarak da kıldığı bildirilmiştir. Ve akşamın sünneti anlatılırken e, Peygamber Efendimiz bunu iki, dört, altı rekete kadar kıldığı da nakledilmiştir. Ha tercih edilen kavil, e, öğlenin son sünneti iki, yatsının son sünneti iki, akşamın sünneti iki şekliyle kitaplara geçmiş. Ama detaylı bilgi verirken bu detay bilgiler de veriliyor. Dolayısıyla öğlenin son sünnetini, sabah sünneti Hanefi mezhebinde vacip makamında olduğu için onu kazanamaz, borcu olan da sünnet diye kılıyor. Öğleye gelince öğlen ilk sünnetine dinleyicimizin de ifade ettiği gibi ilk kazaya kalan öğle namazının farzı diye niyet eder. Olsun öğlenin farzını kılar. Öğlenin son sünnetine de ilk kazaya kalan sabah namazının farzı diye niyet eder. İki rekat. E, i̇kindinin sünnetine zaten ikindinin, e, ilk kazaya kalan ikindinin farzı dedi. Akşamın zaten önce farzı kılınıyor. E, akşamın sünneti kılınırken de niyet ettiğim ilk kazaya kalan akşam namazının farzı. Üç rekat olarak atılacak. Çünkü Peygamber Efendimiz onu iki, dört, altı rekata kadar kılmış. Bir değişiklik söz konusu ha. değil. Yassı'nın da ilk sünnetini ilk kaza kalan Yassı'nın farzı diyoruz. Hanefi mezhebinde vitir namazı vacip. Vaktinde kılmak vacip olduğu gibi kaza etmek de vacip buyuruluyor. Dolayısıyla Yassı'nın son sünnetine, Peygamberimizin onu dört rekat takılmıştı. Öyle buyuruluyor kitaplarda. O Yassı'nın son sünnetine de niyet ettim ilk kazaya kalan vitir namazına diye niyet edilir. Aynen vitir gibi kılınır. Ondan sonra da vaktin vitiri kılınır buyuruluyor. Böylece hepsi yerli yerine oturmuş oluyor. Dinleyicimiz daha çok Ramazan'ın şerif ayında e, sorulan bir soruyu da sormuş. Teravih namazını evde diyor kılarken, kılarken kaza namazına niyet edebilir miyim diye soruyor. Efendim elbette. Hatta e, diğer üç mezhepte Maliki Şafi ve Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan kimse beş vakit namazın sünnetleri dahil. Ondan sonra teheccüd namazı dahil, evvabin namazı dahil, e, işte işrak namazı, duha namazı bunlar dahil ve teravih namazı da dahil. Bunları kılması haramdır buyuruyor. Niye? Bunun borcu var. Önce borcunu ödeyecek. Her şey gibi. Yani adamın zekat borcu var, sadaka veriyor. Olmaz biliyor, Kabul olmaz. E, efendim sadaka kıymetli değil mi? Kıymetli. Nafile namaz kıymetli değil mi? Kıymetli. Ama senin farz borcun var. Ahirette sorulacak o. Bunun içinde e, bu kimse... Hanefi mezhebinde de bunlar kabul olmaz buyruluyor. Diğer üçü haramdır, günahtır buyuruyor. Dört mezhepten evet. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyruluyor. Dolayısıyla dört mezhepteki Müslüman da dört mezhepteki Müslüman da Buhan namazı yerine kaza, İşrak namazı yerine kaza, Evvabin namazı yerine kaza. Ondan sonra Teravih namazı yerine kaza. Eee de kalktı orada kaza. Ne zamana kadar? Kaza borcu bitene kadar. Bitti. E bittikten sonra istediği kadar nafile kılsın. Problem yok. Bittikten sonra kaza kılmaya devam etsin olur. Hiç bir yok. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sünnetleri kılarken niyet ettim e, öğlenin sünnetine demedi. Yani dedi? Niyet ettim namaza dedi. Dört rekat kıldı. Peygamber Efendimiz kıldığı için sünnet diyoruz. Biz onun için sünnet diye niyet ediyoruz. Yoksa biz de niyet ettim Allah rızası namaza, Allahu Ekber desek, niyet etsek öğlenin sünneti kılınmış olur. Onun için oraya niyet ettim Allah rızası namaza, niyet ettim öğlen namazı ilk sünnetine veya niyet ettim ilk kaza kalan öğlenin farzına. Evet. Çünkü din büyükleri buyuruyorlar ki fıkıh kitaplarında öğlenin farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnettir. E ben dört rekat kılıyorum. İster farz, ister namaz, ister sünnet de. Ne dersen de adımı fark etmez o buyuruyor. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ha, ki... şunu da belirtelim. Mesela evet. teravih namazı yirmi rekat ya. Evet. Bir günlük kaza namazı yirmi rekat zaten. Bir, bir günlük, günlük kaza, kaza kıl... kılarsan teravihi de kılmış olursun. evet, evet. Ee, bir bayanlar var diyor kendilerine işte bir whatsapp grubunu kurmuşlar ee, burada diyor okudukları diyor mesela 100 kelimeyi tevhid okuduysa diyor 100 kelimeyi tevhid sandığa koydum bin ihlas kasaya koydum şu kadar Yasin sandığa koydum diye okudukları tüm salavat Kur'an-ı Kerim gibi şeyleri sandığa koymak kasaya koymak diye bir şey yayılmış diyor burada diyor bunları kendi aralarında yapıyorlar Özel günlerde birisi bunları topluca bağışlıyormuş. Kimin bağışladığını ben bilmiyorum ama diyor. Böyle bir şey var mı diyor. Eşim diyor bunlara katılmış da diyor. Ya bu, bu yanlış olabilir buna dikkat edin filan demiş bu dinleyicimizde. Efendim şimdi yeni böyle kitaplar okunmadığı için herkesin hoşuna giden, nefsin hoşuna giden uyduruk uyduruk kelimelerle kasaya koydum. Hem de sandığa koydum. Yani çekmeceye, lüzumsuz, bir, koydum. ...çekmeceye koydum... ...lüzumsuz bir şey bu... E ...çünkü zaten görünen bir nesne değil... ...kasaya nasıl koyarsın... ...ha biriktirdim tamam... E ...biriktirdim diyebilirsin... ...ve da aynı şekilde ben bunları hediye ettim... ...kim topluyorsa... Evet. yani kasaya koymana veya da aynı şekilde o biriktiren de mesela tamam ben bunların hepsini kasaya koydum ya para değil bu maddi bir şey değildir nasıl kasaya koyacaksın niye insanların kafasını karıştırıyorsun yine ne yeni bir şey uyduruyorsun ve onu sana soru sordurtmak mecburiyetinde kalıyorsun yani kitaplarda normal şekilde hepsi yazılmış oku okuduğunda kime bildireceksin bildir bitti ne kasası ne cüzdanı ne bilmem nesi yani ne cebi neyse ben cebime koydum duruyor falan demenin evet. bir alemi yok lüzumsuz şeyler evet. Dinleyicimiz birisi iki tane e, kitap fotoğrafı göndermiş. Birisi Mevdudi ile alakalı, birisi de Seyit Kutup. E, bunlar bunlar diyor okunur mu diye sormuş. Okunmaz efendim. Mevdudi de, e, Seyit Kutup da e, bunlar e, mezhepsizdir. Hatta Seyit Kutup, e, İhvan-ı Müslümin Teşkilatı, Mısır'ı karıştıran bir teşkilattı. E, kendileri idam edildiği gibi çok Müslüman da hapse girmesine sebep oldu. Suriye'de de bunlar bir karışıklık çıkarttılar. hamayım, humusu mu ne yıktılar, yıktılar, Çok aynı şekilde Müslüman hapse girdi, öldürüldü. Çok Müslüman kadın ırzına, namusuna tecavüz edildi. Bu Seyit Kudum'un çıkardığı fitnelerdir. Mevludi de aynı şekilde. O da Pakistan'da. Hala devam ediyor. Hala devam yani. ediyor. Onları ne Mısır'da ne Suriye'de. Iki yakalar, yani. iki yakalar bir araya gelmiyor. Onun tavsiye, tavsiye etmeyiz. Ellerinde ise imha etsinler. Çocuklar öğrensin diye telefonuma namaz ve dua surelerini, namaz dua ve surelerini e, uygulamalarını indirdim diyor. Abdestsiz tutabilir miyim telefonu? Abdestsiz tutulmaz. Aynen mushaf gibi oldu. Onun için mesela zaman zaman soruyor. Efendim diyor ben diyor şeyimde diyor Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim? Telefonun belden aşağı olmayacak. Yere atmayacaksın. Abdestsiz tutmayacaksın. Bunlara riayet edersen olur. Riayet etmezsen olmaz. Camiye kedi alınması doğru mudur? Caminin neresine? Içine ise yanlış mı? şöyle bir şey olmuş. Bir fotoğraf var. Diyanet İşleri Başkanı bir yerde vaaz verirken o orada dolaşan bir kedi de gelmiş. <gülüyor> Arkasına. <gülüyor> ya kapı açıkmıştır, içeri girmiştir. Niye aynı şekilde su izan ediliyor ki? Yoksa camilerde kedi beslenmiyor. Hatta kitaplarda anlatılırken, saatte bir de var. Namaz bahsi, namazı mikroları anlatılırken mesela. Hani güvercinler eğer girmişse onlar çıkartılır buyuruyor. Çünkü pisliyor, kedi de pisler. Hele kapı açık değilse... Kedinin yer kendisi yoksa... necis midir? Kendi necis değildir. Ama köpek necistir değil mi? Hanefi mezhebinde köpek de necis değildir. Şafi, Şafi de, necistir. de necistir. Ama dört mezhebin o şeylerin göz önünde bulundurmak lazım. Efendim nasıl Hanefi de necis değildir? Köpek içeri girmiş Allah. Köpek içeri girdiyse Şafii mezhebindeki bir Müslüman... ...ona eziyet olur, sıkıntı olur. Onu yıkamak gerekiyor. Şafii mezhebinin, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği usulle temizlemek lazım onu. Evet. Bu WhatsApp olayıyla ilgili bir soru daha var biz bazı hanımlar diyor WhatsApp grubunda Enver abimizin sohbetlerini paylaşıyoruz. Okuyup bereketlenmek için. Osman Ünlü Hoca'ya sorulmuş. Uygun değil demişler. Uygun mudur değil midir? Yayında istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben de size böyle sorayım. Allah Allah. <laughs> evet ya da hayır başka bir şey söylemeyin. Tamam. <laughs> Allah Allah. Kim nasıl sordu, niçin sordu, hangi sebeple sordu, ne dedi, Nasıl, herkes, anlattı. nasıl anlattı? Nasıl anladı? Nasıl evet. anladığını anlatmış falan. Ee, ki biz TGRT FM'de de aynı şeyi söylüyoruz. Hatta dinimizden gelen suallerde da aynı şekilde, telefon da aynı şekilde. Yani Emre abilerin sohbetini bu işe kıymet değer veren, yani Emre'ye bir kıymet değer veren kimseyi gönderebilirsin. Gönderebilirsin. Ama sen bunu sosyal medyada herkesin aynı şekilde görecek şekilde so e, pa e, paylaşma bilmem ne yapma falan bazılarının antipatisine sebep olabilir. İtici olabilir. Ha konuşursun ne dersin? Enver abi'yi önce sevdirirsin. Aa Enver abinin böyle sohbetler var. Onu sana göndersin ya. Onu sonra göndersin. Ha bir de şu var işte Enver abinin sohbetlerini bugün biz paylaştık. İyi de o sohbette buyurulan hayatınıza ne kadar geçti? Önemli olan o. Evet. Önemli olan o. Hocam bir başka dinleyicimiz de diyor ki, e, Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak okuyoruz ama bizim e, Osman Hocam kadar ilim ve ilfanımız yok, bilgimiz yok. Bu sebeple diyor en azından okuduğumuzun ne anlattığını, ne manaya geldiğini bilmek istiyoruz. E, bir kitap tavsiye eder misiniz bununla ilgili? Bununla ilgili bir kitap tavsiye edemiyoruz çünkü piyasada yok. Osmanlı döneminde çoktu. Evet. Tefsir-i mesela bunlardan birisiydi Osmanlıca. Bizde var mesela o. Ama e, onu birisi Latince'ye çevirmeye kalkmış canlı okumuş. Onu bir daha da görmedim ama. Ya talep olmadı e, basmadılar yani. Seneler önce görmüştüm onu. Latince'ye birisi çevirmişmiş. Osmanlıca'ydı. E, şimdi e, gay ihtiyari insan hatırına şu geliyor. İyi de Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifte ne bildiriliyorsa fıkıh ve iman kitaplarında o bildirilenler yazılmış. E şimdi senin maksadın, maksadın dini öğrenmekse fıkıh ve imtihan kitaplarında var bu. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim ve Şerif'te bildirilen bilgiler. Yok. Efendim ayet-i kerimeyi ezberlemek, mana vermekse için mezhepsizlerin aynı şekilde e, yoludur. Ondan sonra da öyle toplantılarda ayet-i kerime var. Orada böyle bir ayet-i kerime yok o konuda. Yok. Mesela senin ismin Mustafa, benimki de Osman. Ayet-i yok. Ne Mustafa ne Osman. Ne yapacağız şimdi? Kur'an'da yok mu? Yok. Bizim isimlerimiz. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? <laughs> o noktaya getirirsin. Allah Teala korusun ya. Tavsiye bir kitapta yok o konuda. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum